Öbür evden gitmesini istediğin kişi kim? Yani şimdi stratejik olarak düşününce kesinlikle Şinka. Niye? Ben mesela Evrim'e gitmesini istemem. Evrim'i, ya şöyle, Evrim'le benim ilgi alanlarımız aynı. Ben onu, o alanların hepsinde yenerim diye düşünüyorum. CS'de de yenerim, LoL'de de yenerim. Ama şöyle düşün. Bana orada rakip olamaz. Niye gitsin oradaki, ki? Oradaki hani fiziksel olarak gerçi de var. Yunus abi de var. Ya Yunus abi makine de. Hani Işık onlar da gidebilir. Çünkü o zaman bir şey değil mi? Işık abla Yunus abi gider, sonra patlar. Ama Işık ablanın da dijitali iyi. Işık abla oradaki mutfağı taşıyor, onu göndermezler. Bak i̇şte ben sana bir şey diyeyim mi? Biz hangisini istiyorsun? Bir şey diyeyim mi? Orada Işık abla ile Yunus abi kimse göndermez. Hiç değilse Işık abla her türlü yemeği yapıyor. Evrim'i ben göndermelerini istemem. Berkcan da makara ama çok güçlü. Onu göndermek isteyebilirler. Bence Berkcan güçlü değil. Nasıl? Alıyor adam, bütün oyunda taşıyor. Hangisinde? Berkcan her şeyi yapabiliyor. Futbolda da taşıdı. CS'de oynuyor herif. LoL'de oynuyor. Doğru aslında. Yarın öbür gün PUBG oynayacağız belki. Orada da oynuyor. Doğru. En mantıklısı... Bizim evden kim gidecek? Sen. Nasıl gideceğim ben? Nasıl gideceğim? Tamam, nasıl gideceğim ben? Hani chat oylamasından mı düşük alacağım, yoksa totalde oylamalarda mı düşük alacağım? Oyunlarda Super Mario'da ben taşıdım zaten. Oradan bir şeyim var, artım var. Oradan sen 4 puan alıyorsun galiba. Tabii yani Super Mario'da ben kazandırdığım için puan bende. Şey, Efe kazandırdı ya. Efe finaldeki oyunu kazandı da orada yarışma oyunları şeydi. Doğru. Okey, sen birinciydin. Nasıl gideceğim yani? Şimdi geçen hafta 3 tane 1 aldım, gitmedim. Bu hafta Efe de mi 1 verecek bana? 3-1 alınca gitmiyorum. Onu denedik. Ne gülüyorsun? Ben sana 1 vermedim. Tamam, bu hafta mı 1 vereceğim? 0 vereceğim sana. Sen dün yayın açtın, yanına geldim. İnsan oradan evet, bir şey yapar, puan verir. Bombaladın. Neye bombaladım? Benim şeylerimi okudun. Donate'lerimi. Okuyamıyorsun. Abi çünkü video izliyordum. Adam 100 lira atmış, sen okumuyorsun adamın donate'ini. Taşmadım ben 100 lira atsam benim donetimin saniyesinde okunmasını isterim. Hayır ama ben orada video izliyordum. Ben videoyu durdurursam... Hadi miktar boş ver. Tabii ki 100 lira... Yasin attı zaten onu. Tamam, o sırada hepsi ver. Arda arda geldiği için gözükmedi. Sen de geldin, ben de sana döndüm. Sana odaklandım. Bir şey diyeceğim. Bak, bu chatinden hızlı akan donate barın vardı senin. Onun sebebi senin kız olman mı? Yoksa yarın öbür gün ben yayın açsam bana da aynı şekilde olur mu? Bir şey değil mi? Bence o hem kız olmamdan hem de şey... burası yüzünden. Ya, tamam, ben burada kendi karakterimi, ben normal kızlar gibi değilim. Ben bunu erkek Fatma diyorlar ya mesela, hani ben öyleyim, kabul ediyorum. Bir tane erkek Fatma vardıysa o yüzden de. Yani bilmiyorum. Ben kızın eli sargılıydı, yumruk atarata giriyordu. Erkek Fatma içeri. Güç olarak değil, karakter ha. olarak diyorum. Erkeksiyim biraz. Diyorsun. Aynen, hani böyle ya minnoş kıyamış sana falan yapmıyorum yani öyle salak aynen, salak şeyler. O gitti şeyleri. Zaten. O direkt gitti. Filelerin sultanı be. File. Alt üst file. Öyle şeyler yapmadığım için bence chat bu sevdi. Voleybolcu değildi ama fileyi severdi. Fileyi mi konuşuyorsunuz? Yok yok. Yok, genel olarak hani benim o kadar fazla donate, hani desteklenmemin sebebini soruyor. Ben diyorum ki belki kız yayıncı olduğun için bu kadar ilgi görmüşsün. Kanka ben yorum yapmıyorum ya. Allah kesisine bereket, ne diyelim yani. Bir şey diyeceğim, sen şimdi Furkan'a böyle sistemi kurdurdun. Akşam yayında ben vardım. Evet. Çocuğa ayıp etmedin mi? Niye ayıp ettim? Etmedim Furkan. Ben onu hostladım. Sabah sistemi sen kurdun, akşam yanında ben oturdum. Yayında teşekkürünü duymadım ben, izleyemedim. Etmedi ben zaten. Etmedi değil mi? Yok, hiç ipinde olmadı. Yapacak bir şey yok kardeş. Kaç bekliyordun, kaç izlenmeyi bekliyordun? Bir şey değil mi, ben... Hani, kaç izlenmeyi bekliyordun, şey, onu dur, söyle. Dur, anlatacağım. Dijetaki Ozat'ı hostladığı zaman biliyordum bu kadar izleneceğini. Ama ben 2000 kişiyi 1,5-2 saat tuttum o yayında. Onu asla beklemiyordum. Hani o kadar ilk yayınım olmasına rağmen, o kadar gerilmeme, heyecanlanmama rağmen güzel tuttuğumu düşünüyorum. Benim YouTube kanalına da girmişsindin. Aynen. Geldik, senin kaliteli yaptığın iğrençlikleri izledik. Biz zamanında az kanser değildik. Bayağı kanserdi. Beni yaktın, yakmışsın yayınında. Ne demişim? Yayında demişler ki işte Batu Aybike'yi seviyor falan demişler. Demiş ki hayır, Batu İzel'i seviyor. Onu tak sen koymuş. Başlattın. Hadi bakayım. Onu sen başlattın. Yalan mı arkadaşlar? İzel'i sevmiyor mu? Ona baktığınız şimdi şey kanka şöyle kız. De bir şey var ama şimdi geçen gün Işık abla sizde de birbirini aleykümselam sizde de sevgilisiniz falan filan yaptı ya.
Kanka planlıdır belki. Kafam. Kafam girdi yayına. Hani o sana kötülüyor oradan bana falan filan. Sen şimdi Tuğçe var mı? Orada yakmışsın. Ben... Oradan gidip kızın chatine Batu seni seviyormuş yazmışlar. Tuğkan abi bana dedi Batu seni döveceğim. Dedim abi hangi olaydan dolayı? Hı. Hangi yediğim boku öğrendi yani. Peki bilmiyorum masada kavga ederken sen durup dururken İzel de güzel kızla elediler, harcadılar diye. Onun montajını yapmışlar. Evet, iyi montaj. Kaliteli montaj. Sonra sen geldin. Ben İzel'i seviyorum, seni sevmiyorum dedin yayında, benim yayınımda dün gece. İzel muhabbeti ne? İzel'i seviyor bu. Şöyle bir şey dendi. Bak bu dedi ki... Kekelemeler başladıysa hayır, tamam. Hayır, sana gelen donate neydi? Orada bir donate geldi sana. Ben ona binaen geldim söyledim. Şey onu diyor... Batu'nun Aybüke'ye bakışları bak, resmen aşık mı öyle bir şey dedi. Aynen, ben de gelip dedim ki yo ben seni seviyorum gibisinden ben bir şey sonra... demişim diyorlar. Sence ben bunu yürütmez miyim? Ben duymadım. Kendisi gel dedi ben İzel'i seviyorum, Aybüke'yi sevmiyorum diye. Ha. Ben de buradan yürürüm sen abi. Sen de geldin onu yayınına çıkarttın. Evet. Yok yayında... Yayında söyledi zaten sonra. Bunu. Yayından kalktıktan sonra. Tabii benim canım sıkıldı, sarmadı beni. Dün akşam Twitch... O zaman dün akşam Twitch biraz karışıktı ya. Dün akşam... İzel... Biz şey, ben Aybüke, ilk yarım saat sen, oturdum. Falan. Sonra baktım ne donate okutuyor bana, ne şey yapıyor. Donate'lerin hepsi de kendi cebine. Sordum var mı bir şey 3-5? Yok dedi. Atmaz kanka. Tak. Atmaz kanka. Ya bir insanın chatinden böyle... hızlı akan donate şeyi olur mu? Bilmiyorum. Vallahi helal olsun. Efe dün akşam sen benim yayınıma geldin değil mi? Ha, dün akşam mı? Sabah kanka. 5 saat. Aynen. Ne kadar güzel. Biz kanka böyle ikilemlere girmeden çıtır çıtır yayınımızı yaptık gittik. Donate kazandık. Niye yapaydı? Bak ben 15 lira atan oldu Allah razı olsun. Bir şey duydum. Ne duydun? Aybüke'den İzel'e gidip işte Batu seni seviyormuş falan diyenlere İzel demiş ki ben ilerleyen zamanlarda açıklama yapacağım falan filan demiş. Ne açıklaması ya? Bilmiyorum. Ortam karışır şu an. Bilmiyorum Aybüke. Oğlum sen, yanlış mı yaptın kıza? Sen ne kadar yüce gönüllü bir adamsın ya. Benim mi hakkımda mı açıklama İzel yapacak? İzel sana kulis yapmamış mıydı? Ben ona 4 vermiştim bir de üstüne. Vay be oğlum sen var ya helal olsun lan sana. Bir şey soracağım. Ne ben, güzel adamsın bak, lan. Bak telefonumu getireceğim bak nasıl kayıtlı telefonumda. Eyvah. Güzel telefonum da nasıl kayıtlı bak. Kız sana 1 veriyor sen 4 veriyorsun. Vay be. Dur dur. Yemekteyiz yemekteyiz. Bak. Yemekteyiz Hasan gibiyiz. Bak böyle kayıtlı telefonumda. Ne kadar kayıtlı? Kahpe Bizans'ın namert bize. Harbi mi? Biz ne diye kayıtlıyız? Biz yani normal. Siz isminiz de canım. Neyse o zaman birbirimizin şey telefonu nasıl kayıtlı İzel... olacağımızı gösterdiysek bu konuyu kapatalım. İzel, çünkü benim telefonumda da farklı isimde kayıtlı insanlar var. Aynen senin hakkında değil canım. İzel'e şey dedin mi? Tek bir kelime daha etme çünkü inanırım. onu öyle kaydettim telefonuma evet. Peki şey yarın yine eleme var. Evet. Neler dönüyor? Kim gidiyor? Gitmeye gönüllü olan varsa ben diyorum ki hiç oylama yapmayalım gitsin. Kendi aramızda mı anlaşalım? Yani birisi çekilsin artık. sen çok rahatsın ama. Oynama konusunda tabii nasıl canım rahat olabilirim ki? Bir bakacağız artık. Bakacağız artık. Ben sana bir vermedim. Tamam onu demiyorum ben şu anki oylamadan bahsediyorum. Sonuç olarak baktığında şey de vermedin, dört de vermedin. Öyle bakıyor mu bir şeyler? Ha? Konuşuluyor mu bir şeyler? Hiç konuşmak var mı bir şeyler? Daha önce konuşulmadığı gibi bu sefer de konuşulmuyor kanka. Oo işte bak aradığım cevaplar. Peki. Şimdi chat spamlıyor değil mi? Sinsi. Sinsi. Yılan. Ben 3 tane 1 aldığımda gitmedim. Bunu da gider miyim bilmiyorum. Kimle son 2'ye kalmak istersiniz? Delikanlı gibi. Ben Efe ile kalmak isterim. Kafa kafaya. Niye biliyor musun? Bak harbi diyorum sana. Biz seninle CS'de kapışırız. LoL'de kapışırız, PUBG'de kapışırız, her türlü oynarız yani seninle. Çıkar dışarıda, genel kültürde de seninle kapışırız. Aha. Çünkü bizim seninle biraz hani ilgi alanlarımız da benziyor. Evet. Benim arkadaşlarımın çoğu mesela İTÜ'ye geldi falan. Yani ben o tayfadanım. Aha. Seni de onlara çok yakın görüyorum. Bir de zaten memleketimiz yakın. Senin arada kullandığın ikonik cümleleri buradan diyorum. Şu an Karadeniz'de olduğu belli yani. Ben seninle kalmak isterim. Ama çok güçlü bir rakipsin. Onun da farkındayım yani. Ha, onu soracağım. Kafa kafaya mi çarpışırız. Olarak mı yoksa benim kazanacağım durumda mı? İkisini de söyleyebilirsin. Sen kimle kalmak istersin? Kendi içindeki hesaplaşmaya bağlı. Şöyle bağlı olabilir. Bunu kolay elerim. O yüzden onunla kalayım da diyebilirsin. Tabii. O senin içindeki şeye bağlı. Ne istediğine bağlı yani. Şimdi senle kalma. Halk oylaması var. Bilgisayar oyunlarında... Aynı kiraladık CS'de. Belki PUBG'de falan olduğu bilmem. Sen halk oylamasını da alırsın.
O yüzden seni eledik, seninle kalmak istemem. Batu, Batu bilgisayar oyunları sıkıntı. Fizikselde ben seni yine geçerim. Damn! Bir öncekilerde geçtiğim gibi. Peki. Yani Furkan'la mı? Bu doğru bu adam arada. Furkan'la aynen. Çünkü Furkan'a göre benim kitlem daha büyük, Instagram vesaire. Tamam. Yo, ben de geçen gün takipçi kastım bayağı. Doğru, sen bayağı kastın. 5K bot. 5K bot. Allah razı olsun şey Batu Yuan fan club. Sen? He? Sen kimle? Ben Batu'yla kalmak isterim. Batu'yla mı kalmak istiyorsun? Aynen. Yani madem girdik bir topa, insanlar böyle algılıyor. Batu ile şey yapalım, hangimiz güçlü görelim. Öyle diyorsun. Peki Batu'yu elerim mantığıyla mı? Batu'yu elerim. Elerim, elemem. Ama ha ben kardeşim kaldığımda bu aralar herkes bana şey diyor. Sessizsin diyor. Hiç kimse cinayeti sesli planlamaz kanka. İşte onu diyorum bak, plan yaptığımda şimdi itiraf ederim. Sinsi Furkan, sinsi Furkan. Chat cinayet planlıyor çocuk. Sinsirella. İnanılmaz. Kendi ağzıyla söylüyor, sonra diyor ki sinsi yazıyorlar bana diyor. Allah'ım yarabbim. Peki gidenlerden biri geri gelsin isteseniz kim isterdiniz? Bir daha soruyorum. Volkan. İzeli isterim ben. Ama İzeli istemem. Ama bir şey söyleyeceğim. İzeli istemem. İzeli istemem. Neden istemem? Güçlü. Çünkü güçlü değil. Güçlüsünden dolayı değil. Madem aralarında Batu ile böyle bir muhabbet var, bu Batu'nun elini güçlendirmek olur. Bu durumda bence Yasin'i çağırmak. Yasin Fisher. Ediyorsun şu an. Yasin Fisher. Yasin. Bence. Diyorsun ve canlanıyor. Ben var ya, bu evde yaşamaya daha çok odaklıyım. Yani nasıl birinci olurum değil de şu evin içerisinde rahat, huzurlu, mutlu olmaktan ona göre birini çağırırım. Ha, İzel'i çağırırım. Tamam, onu artık herkes biliyor da yani. Huzurlu, mutlu. Demet Akalın'ın bir şarkısı geldi aklıma. Evli, mutlu çocuklu. Mesela birine katlanamıyorsam onun orada olmasını istemiyorum ama. Kanka, İzel'i çağıralım. Biz hepimiz çıkalım. Burayı da sen kirasını ver. Aynen. Siz bak. Siz burada yaşamaya başlayın. Hayır ya, çok iyi arkadaştık biz. Arkadaş? Anladım. Arkadaşız. Arkadaş. Niye canım, her şeyi arkadaşlık zaten yani. Tabii. Aybik sen? Ben kimi çağırdım? Sen bunu diyeceksin. Nisa'yı çağırırdım ya. Nisa'yı mı? Evet. Bir daha eğlenirim bunu. Gelsin. Çok eğleniyorduk. Full trollüyorduk. Harbi mi? Twitch'le hiçbir alakası yok ya. Ben şeyi çağırırdım abi. Kayra'yı. Canım arkadaşım benim ya. Gerçekten. Ben bak, Kayra'yı çağırırdım abi. Hemen Kayra geldi. O zaten geldi burada an. Efe, o zaten burada. Neden Kayra'yı? Kayra Kedaş. Neden Kayra'yı çağırdın? Hiçbir zaman gitmedi. Ha, söyle bak, kanka. Bak, neden Kayra'yı çağırdın biliyor musun? Tuğkan abinin Kayra'yı trollediği bir tane klip var. Evet. Abi çok ben, iyi ya. Ben diyor Kemal Can Parlak diyor. Onun adı, kendi müzisyenin adı Tuğkan diyor. O da hiç bozuntu vermiyor. Şey diyor ya çocuk, ya ona dis olarak zaten. Kanka şey, hayatımda daha büyük, yaşamasın. Daha büyük bir fail görmedim hayatımda. Bir şey değil mi? Beşten direkt re. Tabii canım, yani şu... Ya şu lafın üstüne ne yaparsan yap yani Twitch kitlesine toparlayamazsın onu, anladın aynen mı? Çok felaket. Kanka yani. Kayra, ben ilk yayıncılık hayatıma girdiğimde tanıştığım bir arkadaşım normalde. Biz buraya girdiğimiz abi yani denkleştik böyle, çok sevinmiştik. Kanka Kayra harbi diyorum yani öyle bir adam. Yani duruyor bir anda bir bakmışın dans ediyor ve gitar çalıyor bu arada. Gitar çalmayı biliyor kanka. Yayında pek belli etmedi. Gitar çalıyor orada derken ki, akor, o şekilde değil. Orada akor, aldım kaptım. Akorla alakalı ve havadaki nemle alakalı bir sorun evet, yaşamış bir olduğunu düşünüyorum. Gitarı ben hafiften 57 derecelik açıda tutsaydı aynen orada aynen yapacaktı ama hani 60'a aynen doğru kaydığı için çalamadı. Mühendislik mi okuyordun? Ben öyle hissettim. Kotanjantının yanması gerekiyor. Tabii orada gitarın kotanjantını tam o son geyik benim modumu düşürdü. Gittim orada. Ne o? Son geyik dedim 57-60 derece abi. Orada beni kaybettin diyorsun. Öyle bir adam yani. Ve dediğim gibi gitar çalıyor. Yayınlarına da gidiyorum. Peki bir şey daha soracağım. Bunu da merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Ünlülerden kim gider? Biz onu bir ufak tatlı konuştuk abi. Gel, ben Evrim'in gitmesini istemiyorum. Evrim'i ben yok, her şu an kim koşulda gider? Her pozisyonda yenerim gibi geliyor. Yarın eleme var ya işte. Evet evet. Kim sence kim gider? Onun gitmesini istemiyorum. Işık ablayı göndermezler. Mutfağı sırtladı gitti. Gerçi mutfağa göre yapsak Aybüke'yi yollarız yarın.
Kuşçu, alakası yok çünkü. Sence satı ben pilav yaptım bu arada. Ya satı bola hiç kimse şey yapmaz diye, oy fazladan oy vermez diye düşünüyorum. Diyorsun. Hani sıralıyorken satı bola vermezler gibime geliyor. Sen? Valla kanka çok faktöriyelli bir denklem ya. 57 dereceyle bilinmeyen bakmam lazım. Aynen, 57 dereceyle bakmam lazım. Yani şöyle, Berkcan güçlü orada. Yani hem oyunlar olsun, hem parkur oyunları olsun, hem şey olsun, genel kültür olsun, bayağı böyle güçlü bir el. Hı hı. Tabii ki Berkcan'ın gitmesi bizim işimize gelir, hı hı, açıkçası. Ama hani kim gitse onları etkilemez ve bizi etkileyen, yani güçsüz olanı söylemem gerekirse Burak Satıbol olabilir. Ama ya ben Berkcan'dan çok... sonra gitmesini istediğim kişi Evrim olur. Bak saksafoncu Muharrem sana demiş ki ne alaka yürüyen kitap adam. Burak Satıbol. Yani her dakika aynen, şey burada genel olur, kültür oyunu yok ki. Ya o da doğru, evet. Yani. Yani her gün kalkıp da quiz yapmıyoruz yani. Tek o var. Ayrıca onun yerini doldurabilecek bir Berkcan faktörü var. Ya Berkcan çok da şey değil. Saksafoncu Muharrem de cevabını almıştır bunu söyle. Güzel üflüyoruz kardeşim. Peki niye Yunus Günçe, Işık Günçe'yi göndermezler sence? Ya Işık abla her türlü, o mutfak aynen, evi organize ediyor gerçekten yani. Abi evi organize etmek bence buranın %10'u. Yani... Bir de ama mesela onlar her şeye katılıyor. Mesela Yunus abi her şeyin içinde. Bir de rakip görmezler abi onu kendi. Yok mesela diyor, muhabbet oldu mu ortaya çıkıp böyle bir şeyler yapabiliyor. Bu arada biliyor, ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Dünkü Işık yayını... Abla, pardon söyle kanka. Işık abla onları kimse kendine rakip görmez. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Dünkü yayını izleyebilen var mı? Ben hiç bakabilen var mı? Başına ama en başına. Ben ya chat orada yardımcı olabilirse ben sevinirim. Havuz başında Burak abiyle Yunus abi bir şey konuşuyordu. Eleme ile alakalı mı? Birilerini gönderelim gibi mi ne? Ben mi yanlış duydum? Ben mi yanlış algıladım? Gidip bakamadım da ben sonradan. Hayır, hani... şöyleydi benim hatırladığım kadarıyla. Berkcan'la biri bir şey konuşuyordu. Berkcan sonradan gitti. Okey, öyle de olabilir. Ben öyle hatırlıyorum. Berkcan sonra, hatta Berkcan'ın böyle hatırlıyorum ayağını şeye sokmuştu. Evet, evet, evet. Ağırlık falan evet, var ya. Orada ha, sanki evet, bir şey var. Ya orada bence yavaştan kulisleşme var gibi. Yani çok da iddialı bir kulisleşme var gibi ama... Bir şey söyleyeceğim, olması da normal değil mi? Dört kişi var zaten yani. Biri gidecek bu dört kişinin. Anladın yani, mı? İki, zaten bir kişi kendinsin, yanına birini çektiğin anda sen oradaki aşağı yukarı çoğunluğu sağlamış oluyorsun. Aynen. Çok basit vallahi, bir şey bu. Bilmiyorum ama o ikisi dediğim gibi konuşuyorlardı. İkisi Berkcan'ı da yanlarına alsa diye düşünüyorum. Almışlar mı yanlarına Berkcan Efe? Sanmıyorum. Berkcan hiçbir yana çekilmez abi. O da doğru, aynı. Ya bilmiyorum, onlar orada zaten bir şey yapacaklar. Zaten Berkcan'ı yalnız bırakma politikası üzerine beni buraya aynen, yolladılar. Aynen. Anladın mı? Evet, Berkcan şimdi nasıl o evde kalacak o zaman? Ben sana Berkcan'ın söyleyeyim. Berkcan'ın bir planı yok mu? Direkt tekte Evrim'i çıkartacak. Airsoft'taki. 4 kişi var zaten yani. Biri gidecek bu 4 kişinin. 2 zaten bir çok kişi düşük ihtimal ama değil mi? Yanına birini çektiğin anda sen oradaki aşağı yukarı çoğunluğu sağlamış oluyorsun. Aynen. Çok basit vallahi, bir şey bu. Bilmiyorum ama o ikisi dediğim gibi konuşuyorlardı. İkisi Berkcan'ı da yanlarına alsa diye düşünüyorum. Almışlar mı yanlarına Berkcan'ı efendim? Sanmıyorum. Berkcan hiçbir yana çekilmez abi. O da doğru, aynen. Ya bilmiyorum, onlar orada zaten bir şey yapacaklar. Zaten Berkcan'ı yalnız bırakma politikası üzerine beni buraya aynen, yolladılar. Anladın aynen mı? BG giderse izlemem diyen çok fazla insan var. Ben sana Berkcan'ın bir planı yok. Direkt tekte Evrim'i çıkaracak. Airsoft'taki zaten yani. Ne olduğu hakkında bakıyorduk, biz de izliyorduk. Chat, arkamızdan dönen kulisler. O da olacak ama abi, yani yapacak bir şey yok. Magnetlık yapıyorum abi şu an. Herkes işinin peşinde, ekmeğinde. Peşindeyiz. Bayram bitti, Ramazan bitti artık. Kulis muhabbetleri var gene bak. Var, ya yapsınlar ya, dediğim ki. Bizde de var ya abi. Bana giren çıkan hiçbir şey yok. Ben keyifle izliyorum olayları ya. Benim yanımda yani şinka var. Sen içeriği izlemedin mi? Hayır. Oğlum sen sıçtın yani bu hafta ya. Ne hafta? Ne sıçtın? Kanka sıçtın yani. Kanka bilmiyorum yani. Ben bu oyuna iyi puan alırsam. Ya ilk iki oyunda çok kötüydüm. Kanka bugün sana bana biraz kritik. Bugünkü oyun. Ben bugün... Her şey için oynarım o zaman yani. Ateş ettin mi daha önce? Hayır. Peki. Yani. Bugün eğlenceli olacak ya. Ateş etmek çok keyifli bir şey. Ya bir ateş etme kısmı var, bir de... Ya hiç de bir iyi de değilim şey ya. Kısmı var yani. Abi çok kötüyüm ben şu an. 2 oyun, 3 oyundur
çok kötü oynuyor. Ya bu yarışmanın bir tek dezavantajı şey, oyunların her kurgunun bir sıralaması var yapılacak şeylerin. Tam uzman olduğun şey gelmeden yargılanırsan kötü oluyor yani. Abi ben işte o yüzden bugün yargılamak için bu oyunu bekliyorum. Yani bugünkü oyunda kim ne yapacak yani? Yani Yunuslara vereceğim o zaman. Yok etmeye mi? Yani ne yapayım, başka bir şeyim yok. Ben abi tarafsız bugün, kalmak durumundayım bu şeylerde. Bugünkü oyunu oynamadan nasıl konuşuyorsun ki? Adam belki akacak yani bugün. Abi ben onun gitmesi istiyorum. Yarına bir, şu an yani son oyun bu. Son oyun olduğu için de. Senle ben topun ucundayız, ben sana söyleyeyim. Abi nasıl topun ucundayız? 2-2'yiz yani. Bana niye kaç oradan sen diyorlar? Ne konuştunuz oğlum? Ne yaptınız? Nasıl yani? Devrimin çoraplarına hesap açalım diyorlar. Abi onları çok sevdim ya. Patatesli. Bir de bende bunun şeylisi var. Kutu kolalısı. Kutu kolalısı. Kutu. Chat ne diyor ya? Var mı bir şeyler chatten gene? Anos satar diyorlar. Ne Anos satar ne amına koyayım? Sen satabileceğin bir fikrini bile danışmadık ya. Ben bizim takım şampiyon oldu desem yetecek bana. Evrim sinsi diyen var. Sinsi değilim oğlum, söylüyorum işte adama da. Ne sinsiliği yapacağım? Çantu giderse izlemem. Ben buradayım beyler. Ben koçum. Başından sonuna kadar buradayım olayda. Bir de abi şey yani oyuncu adamım abi, ben birinci olmaya uğraşıyorum yani. Evrime çok dikkat edin diyorlar. ben herkese diyorum. Herkes de bana etsin abi. Ne yapayım yani? Benim kazancım. Abi boncuk mu dağıtayım adama amına? Şimdi böyle olduk. Ya bro şimdi böyle olduktuk, bir şey yok yani bunda. Ya yok ya zaten. İstediğine aynen. Ver. İstediğine ver. Buradaki verilen puanlama. Bu arada ben hiçbir şeyi netleştirmedim abi yani. Sonuçta herkes bireysel bir yarışmada. Beni orada bıraktılar tek başıma. Evdeki koal gücümü aldılar. Yapacak. Ama o da çok çok güçlüydü ya öyle de. Ya öyle çok güçlüydü evet. Evet doğru yani, mantıklı. Yani evet abi. Efe'yle olsan büyük tetrisin yani herkes için. Sizi zaten bir böldüler. Abi böldüler değil. Yaş farkı çok, o yüzden uyuşamıyorum yani insanlarla. İletişim. Ya o var Burak bizim abi, bizim tarafta var. Burak abi okuyayım. Burak abiyle muhabbet sohbet. Ah o bizim tarafta var ya. Valla yani, Tokan'ın işi biraz daha kolay. Diğer ev zaten 18-19-20 yaşlarında insanlar. Zaten hepsi birbiriyle yakın yaşta. Evet. O yüzden bir iletişim sinerjisi oluyor. Onların da ruhu yok ama. Yani ruhu olsan olur, olmasan olur. Hayır, genel abi. Kültür konusunda Aybike'nin zaten Burak abiyle kapışmasına imkan vermiyorum yani. Aybike doğmuş 2000'de, sorular soruluyor. Her soru 1990'da yapılan oyunun adı. 92'de yapılan adı. Kızın bilmemesi çok normal yani böyle şeyleri. 2006-2007 gibi o zaten gözünü açmıştır hayata. Değil mi öyle oluyor? 2000'de de direkt doğmuyorsun ya ki. Evet yani. Doğru. 2000'de yani ben mesela 96'da doğdum da bizde hani 98 FIFA şeyini baz alıyorlar da yok yani, onu hatırlamıyorum. Ben abi FIFA World Cup vardı. Orta sahadan gol atıyordun. Hakeme falan kayıyordun. Oğlum bir tane alter oyunu vardı ya, ceza yememek için hakemden koşarak kaçıyordun. Yakalayamayınca kırmızı kart gösteremiyordu. Öyle salak bir oyun vardı. Tüm sahada koşuyordun. Tuğkan arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, adam çok net anlattı. Her gün burada olmak istiyor da hakikaten fiziksel şu an problem var. Yarın gelir yani. Şu Çince yapanı banlıyorum ben. Sen de gel ama. Çince mi? Abi biri var ulti atıyor chat'e. Ne ultisi? Abi onu Japonca. Abi benim için değil de yapıyorum ben gördükçe işte. Alışkanlık, mesleki deformasyon. Evrim yılanların babası diyorlar. Sen niye yarışmacı olarak gelmedin Can diyorlar. Beyler ben ne bileyim, böyle bir rol teklifi geldi. Ben de kabul ettim. Ya yani ünlülerin ya da işte gönüllülerin koçu olma muhabbeti. Hani oyunları anlatıyoruz. Onlarda stratejiler kuruyoruz. Mesela Amiral Battı da üzdük. Amiral Battı senin bu arada yani. Tabii orada bir matematik şeyi konuşturduk. 100 kare vardı. İşte tıklanma ihtimali düşük olan ve fazla olan kareler vardı. Nasıl satrançta atı en sağa çekmezsin board'da? Evet. Hareket kapasitesinin yarısı satranç yok olur. Satranç bilmiyorum. Yani yoktu kanka. Benim hiç öyle plus IQ gerektiren, benim IQ'm daha ön planda. Ya ben oynayamadım ama oyunlarda işte. Ben oynayamadım değil. Benim hiç öyle bir şey alışkanlığım yok. Biz ne oynadık? Twister falan oynadık. Sen daha sosyal eğlence oyunlarını çok evet seviyorsun. Yani. Goy makara. Ya bugünkü oyunda niye iddialıyorsun? Yani benim bir de şeyim de yok abi. Rival böyle hani şey bir insan değilim. Anladın mı? Yani yarışma yapıyoruz. Hadi yarışmada yarış. Yok abi ben bir şey yok bende. Hırs yok. Hırs eksik.
Daha huzurlu ve rahat yaşarsın ya bence. Ben hep diken üstündeyim mesela. Bir şeyim var abi, birinci olmak zorundayım, başarılı olmak zorundayım. Abi, öyle bir o senin saçma sapan bir şey var yani bende. Kompetitivlik duygusu geçmiş. Ama hayata da yansıyor mesela. Evet, hayata da yansıyor mesela. Sen o yüzden daha huzurlu ve mutlu bir insansın bence, bana göre yani. Yani çok da öyle çok olduğunu sanmıyorum da. Daha stresli oluyor böyle olunca bence. Daha stresli, daha agresif. Ama yani hani hep kendi içinde... Ben senin öyle bir agresif bir şeyini görmedim ama. O kendi içimde tuttuğum bir agresiflik. Hani onun dışarıya... O nerede patlıyor? O kendi içimde patlıyor, kendime patlıyor. O kötüymüş abi. Ben mesela sana sinirlensem sinirlenirim yani. Onu da senle paylaşırım ya da Cantu için yani. Oğlum ikinizden biri giderse bizim yaş ortalamamız 30-35 falan oluyor amına. İşte sen en yaşlı counter takım olursunuz. 80 yaş. 35 yaşında adam var. Abi ben sana söyleyeyim Berkcan. Bugünkü oyunda senin benim götümü yırtmam lazım. İkimizin de. Kanka bu oyuna da güvenmiyorum ki hiç ya. Anladın mı? Dün bu arada en düşük puan aldım da oranın en iyi adamını tutmaya çalıştım yani. Anladın mı? Efe bence o tayfanın genel kültür bağımında bence de. İyisiydi. Evet. Onu yani onda tuttum. Ona 7 mi ne bitmişti hatta. O matchup'larla alakalı işte Burak abi orada. Evet yani benim karşıma da IBK gelse ben de IBK ile kapışırdım. Ya belki Burak abi kadar şovlayamazdım ama IBK kolay rakip. Evet. Ya IBK kolay rakip değil, kolay matchup. Oğlum Burak abi o pasaparolda mı neydi, bir şeyde bir yarışmacı vardı ya, soru sorulurken basan kelime oyunu. Abi o Dennis Rodman sorusunu nasıl bildi adam ya? Bak dedi ki Kore lideriyle görüşen Laps diye bastı de evet. Dennis Rodman'ı ama. Çok çılgın ya, ben onları hayatta bilmiyorum ama ben yattı aramakta ya şey yapıyor, ABCD kelimeleri düşünüyor, ünlüleri düşünüyor herhalde o. Evet. Baş harfi belli ya, oradan yardırıyor. Agalar ben neden havuza atlayayım? Ben iddia kaybettim, şerefli bir şekilde atladım. Geçen yayının birinci dakikasında. Şu an niye atlayayım? Bu Airsoft ne zaman başlayacak? Birazdan başlar abi. Şu an parkur kuruyorlar bu arada. Normal öyle hedefe sıkmaca değil, sıkıcı. Yok be ya, bu olaylı bir şey olacak. Taklalar, yani. Varillerin üstünden atlamalar, köprülerden zıplamalar, üzerine ateş etmeler gibi bir parkur var. Zeynep şu an isimleri yazıyor orada. Parkura bak ya. Oyun alanına geçiyoruz diyor. Beklediğimiz haber geliyor. Sevgili canım Arzu ablamdan. Yüce yönetmenimizden oyun alanına geçin diyor. Çünkü oyun başlayacak diyor. Airsoft sevdası. Batu bence Işık ablayı yazmazlar, Günçeleri yazmazlar gibi bir şey söyledi. Gerisini çok takip edemedim. Oradan bizimkilere döndü de onlar da ne dedi tam yakalayamadım. Biri de Işık kontenjanından mı yazmıyorlar o zaman? Hayır yani şey de tabii yani anlıyorum onları. Hani Işık abla evi çekip çeviriyor. Hani bütün yemekleri yapıyor ama mesele yemek yapıp yapmamak da değil ki sadece. Hani dün de yapmadım. Bugün de belki yaparım, belki yapmam. Anlatabildim mi? Tabii şimdi herkesin kendine göre haklı gerekçeleri. Zararsız mı görüyorlar bizi acaba? Olacaktır isim söylerken, puan verirken filan. Ama ya ben şunu düşünüyorum bak. Şimdi burada evet eğleniyoruz. Eğlenmeye de geldik ama şimdi eğlenirken bir de yarış diye bir tarafı var bu işin. Yarışmak var, rakip var çünkü. Rakip olduğu zaman kazanmak var, kaybetmek var. Şimdi parkur var. Parkurda şimdi böyle bir şeyler yapacağız. Sonra atış yapacağız. Sonra bir kazanan olacak, bir kaybeden olacak. Ben şimdi bu parkuru da ciddiye alıyorum. Ben oyun oynamıyorum mesela, bilgisayarda oyun oynamıyorum. Tamam. Ama mesela bilgisayarda oyun oynasam o oyunu da yani yeteneğim kadar ciddiye alırım. Yani ben en azından ciddiye alırım, yaparım ama yapmam filan o an belli olur. Şimdi burada ya da işte bilgi yarışmasında, quizde falan filan. Tamam. Yani ciddiye alıyorum yani, sen beni biliyorsun. Yarışma kısmını ciddiye alıyorum. Şimdi parkur evet, bakalım ciddiye alacaklar mı? Yani ciddiye alınacak mı bu? Çünkü şimdi parkuru ciddiye almamak aslında biraz da bizi ciddiye almamak ya. Çünkü o zaman ben nasıl görünüyorum biliyor musun? Benim canımı sıkan şeylerden bir tanesi bu aslında. Biraz canımı sıkıyor. O zaman mesela ya buradaki bir parkuru bile ciddiye alan bir böyle bir gerzek. Mesela hani, adam kaç yaşına gelmiş burada filan. Ama ben yani burayı ciddiye almak için geldim. Almayayım mı mesela şimdi yani? Hayır canım, kim nasıl alıyorsa öyle alıyordur bunu. Sen ciddiye alırsın, öbürü almaz. O onun meselesidir. Ciddiye almak da senin meselendir. Ama sonra mesela burada şimdi böyle parkurda yürüyerek giden birini görürsem ben, sonra o yürüyenlerden bir tanesi bana başka bir zaman mesela bir şey söylerse ya da söylemişse daha önce, o zaman da olmuyor işte. Yani sen oynama mesela, Berkcan'dan bahsediyorum haliyle. Tamam, anladım, çok anladım. Çok iyi çocuk. Hepsi çok iyi çocuk. Çok. Hepsi pırlanta gibi. Hepsi işlerinde çok başarılı. Evet, bu konuda zaten mutabıkız. Konuştuğumuz şey de bu değil.
Ama abi oyunda oynama. Peki evet, bunu söyleme şekli belki hani biraz sert olabilir ama en azından fikri bu. Yunus sen oynama. Tamam oynamıyorum. Peki ben senin fikrini ciddiye alıyorum ve ısrar da etmiyorum. Ben oynayacağım demiyorum. Evet, tamam. Fikrini söyledi çünkü. Bravo. Evet, sen oyna. Peki oynadı, kaybetti. Okey. Yine problem yok. Dün mesela biz farkındasın herhalde. Dün bilgi yarışmasını kaybetseydik kazara 2-0'dı. Bu oyunun bir manası yoktu şimdi. Evet. Doğru. Burası bir tatil köyü olmuştu. Bir günlük ve biz ceza, mesela ceza düşünüyorduk. Acaba bize ne ceza verecekler? Çıplak havuza mı gireceğiz? Ne bileyim ben. Hani twerk mi yapacağız? Makyaj mı? Yani cezalık oluyorduk. Neyse. Yani tamam oynamayayım ama şimdi ben bilgisayarda oynamıyorsam sen de burayı ciddiye alacaksın o zaman. Peki Berkcan'la bunu konuştunuz mu? Konuşmadık da. Hayır, ben görmedim de konuştunuz yani mu? Konuşmadık. Yani çok denk gelmedik. Konuş bakalım. Yani eğer ondan sonra da belki konuşmak mı gerekiyor bilmiyorum. Hani onun sana tavrı da önemli orada konuşurken ki. Ya böyle bir abi kardeş ilişkisi peşinde değilim. Sen anlıyorsun değil mi olayı? Anladım hayatım, olur tamam. Canım? Öyle bir, öyle bir şey peşinde değilim yani. Hani konuşurken hani senin ne beklediğini, ne düşündüğünü biliyor mu? Ha. Onun ne beklediğini, ne düşündüğünü kötü, biliyor musun anlamında söylediğim şey. Yani kötü olmak gibi bir derdim hayır, de yok. Tabii canım, sadece bir takım olasın. Olaylar oluyor, bir şeyler yaşanıyor. O yaşanan şeyler şimdi beni ilgilendirdiği zaman, bizi ilgilendirdiği zaman haliyle bunun bir mesela karşı hamlesi var. Yani her aksiyonun bir reaksiyonu var. Onu konuşmaya çalışıyorum ben, onu anlatıyorum şu an. Yani orada öyle bir şey olduğu zaman bu oyunda da mesela parkurda da ben mesela şeyi düşünüyorum yani hakikaten mesela böyle gazı açayım mı yoksa böyle yani ucundan başlıyor mı geçeyim? Başlıyor mu? Forma giymeye geldim. Tamam. Size alalım bahçeyi. Hadi bakalım. Ya forma falan giyiyoruz o yüzden ciddiye almamız. Ne bileyim ben ya aman. Koşarım işte abi. Atış yaparım, koşarım bakalım. Ben zaten tutamayacağım kendimi yine. Koşacağım bilmiyorum abi. Gören var mı? Yok Evrim, ben hepinize dün verdim, ondan sonra görmedim evet. Ama şu şeye bakabilirsin, ben arada burada olabiliyor. Yok bir odaya bakayım da oraya baktım yok yerime, gibi. Yani benim yerime derken yerime değil, yerime ne demek ya? Bugün şeyden sen yapsan, benim boyun böyle ya. Neyi? Sen gir, ben hiç girmeyeyim parkura. Bak bizim evet. Böyle bir avantajımız da var mesela. Bak. Birinde sen giriyorsun, birinde ben giriyorum. Hani. Ama mesela futbolda oynayamadım ben. Avantajımı bilmiyorum çünkü ikimiz bir şey de yapamıyoruz yani şimdi. Ama futbolda oynayamadım mesela. Bu bir de bir şeye mal oluyor aynı zamanda. Evet çünkü bu karşı takımda iki kadın vardı. Evet. İki kadına karşı en azından bizim takımda bir kadının oynaması gerekiyordu. Yani bakıldığında sadece mesela ama pozitif bir şey değil bu. Ama ben de çok kötü değilim kalede olmama rağmen. Hayır o senlik bir durum yok. Anladım. Ya benim çok iyi olduğumu düşündüğüm ya da olabileceğimi düşündüğüm bir şeyden mahrum kalmak. Yani uzaktan bakıldığında o bunlar iki kişi bunların duble şansı var. Değil, bu bir yaklaşım öyle ama öyle değil. Hep böyle olumlu tarafı yok bu işin yani. Çünkü eksik olduğumuz başka alanlar var şimdi yani. Hani gaming diyelim ki tamam ben evet elimden geleni yapıyorum ama ben oyuncu değilim, gamer değilim bir yani. De, bak bir de bu hedef mi daha büyük mesela? Bu hedef mi? Şu hedef mi mesela? Şu. Bu daha büyük. Tabii. Değil mi? Tamam onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu daha geniş bir hedef. Tabii. İki kişi olunca hedef de büyüyor. Tabii. Sevgili chat biliyorsunuz. Burası bir yarışma.